Türkiye'nin getirilmiş olduğu noktayı görünce biz uyarmıştık diyebilirler. Ha dememeyi tercih edenler de vardır. Ee, ama uyarılmıştı. Seçmen 2017'de sistemin bu sistem değişikliğinin Türkiye'yi iyi bir yere götürmeyeceği konusunda uyarılmıştı. E peki ne olmuştu sonra? E, mühürsüz oy pusulaları geçerli sayılmıştı o referandumda. Unutmamamız gerekiyor bazı şeyleri. Yüksek Seçim Kurulu o pusulaların geçerli sayılmasına karar vermişti hem de oylar sayılmaya başlandıktan sonra. 2015 ve 2017'deki sandık sonuçlarını karşılaştırıp bir analiz ortaya koymuşlar. Referandum sonucunu Türkiye'nin 104 ilçesindeki 2 milyon mühürsüz oy belirlemiş. Geçmişte yaşadıklarımız gelecekte yaşay yaşayabileceklerimize dair ipuçları barındırıyorlar. O yüzden bu haber çok önemli. 16 Nisan 2017 Türkiye'de anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Şahibeli seçim olarak hafızalara kazındı. Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi sonuçlarına göre 24.325.633 evet 23 milyon 203.316 hayır oyu çıktı. Yani %1'lik farkla değişikliğe evet denildi. Bununla beraber Anayasa'da 18 madde değiştirildi. Parlamenter sistemden çıkılarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Yazar ve siyasi danışman ayrıca yerel seçimler döneminde de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan Cumhuriyet Gazetesi'nde referandum seçimlerindeki şaibeye ilişkin bir yazı kaleme aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2,5 milyon mühürsüz oyu geçerli saydığını hatırlattı. Özkan polimetrenin konuyla ilgili analizini paylaştı. Analizde 7 Haziran 2015 genel seçimleriyle 2017 referandum seçimleri karşılaştırıldı. Sandık sandık analiz edildi. Hesaplamalarda herhangi bir ilçede referandumdaki evet oranının 25. dönem milletvekili seçimlerindeki AKP ve MHP'nin toplam oy oranından aşırı biçimde yüksek olup olmadığı dikkate alındı. Eğer yüksekse referandum sonucunun normal olmadığı sonucuna varıldı. Analize göre seçmenin %89'unun yaşadığı 64 il ve 754 ilçede sonuç normal. Ancak ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 104 ilçe için sonuç aynı değil. YSK buralarda normalden fazla evet oyu ilan etmiş ve bu ilçeler AKP'li belediye başkanları ya da kayyumlar tarafından yönetiliyor. Analiz 104 ilçede normalden fazla evet oyunun 2 milyondan yüksek olduğunu kanıtlıyor. Oysa YSK'ya göre 1.122.317 oy farkıyla evet kazandı. Buralarda muhalefet önlem alabilseydi en az 433 bin farkla hayır sonucu çıkacaktı. Ve bir diğer kritik nokta. Sandık güvenliği tespitlere göre bu 104 ilçenin 4659 mahallesindeki sandıklarda muhalefet gözlemcisi ya hiç yoktu ya da yetersizdi. Bu da oyların evete dönüştürüldüğü iddiasını güçlendiriyor. Örneğin Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde 2015 genel seçimlerinde CHP 474, HDP 14 oy almışken referandumda bu mahalleden sadece 36 hayır oyu çıkmış. 2015 genel seçimlerinde aynı mahallede AKP 406, MHP 42 oy almışken referandumda bu mahalleden Tam 1065 evet oyu çıkmış. %240 artmış. Özkan, ulusal çapta seçim güvenliğinin sağlanması için muhalefete destek verilmesi gerektiğini söylüyor. Bu arada komşudan Bulgaristan'dan bir seçim haberi vereyim. Bulgaristan son bir buçuk yılda 4 kez sandık başına gitti. Türkiye'de de 22 şehirde oy kullandı Bulgaristan vatandaşlığı olanlar. Ee, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi tarihi bir yükseliş gerçekleştirdi. Bulgaristan'ın 3. partisi oldu. Sandıktan komşu için yeniden koalisyon çıktı. <laughs> Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de de 22 şehirde 166 sandık kuruldu. Binlerce çifte vatandaş oy kullandı. Bulgaristan son bir buçuk yılda dördüncü kez sandık başına gitti. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Eski Başbakan Borisov'un yolsuzlukla suçlanan Avrupa Kalkınması için Vatandaşlar Partisi oyların %25'ini aldı. Seçimi önde bitirdi. Yolsuzluk karşıtı değişime devam ediyoruz partisi ikinci oldu. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Partisi seçimin sürprizini yaptı. Oyların %14'ünü aldı, üçüncü parti oldu. Bu sonuçlarla 7 parti meclise girmeye hak kazandı. Koalisyonu farklı siyasi görüşte birçok parti oluşturacak. Ne çektiniz koalisyonlardan deniyor ya aslında şu, şu anda da Türkiye'yi bir koalisyon yönetmekte. AKP MHP koalisyonu. Yani koalisyon aslında uzlaşma kültürüdür ve demokrasisi gelişmiş olan ülkelerde e, farklı siyasi görüşlerin ülkeyi yönetmek için bir araya gelebilmesi sağlıklıdır. Verimli bir ortam olur. E, aşırı sağ diktatör yaya, ülkenin kaymaması için de zaman zaman sol partiler bir araya gelir dünya örneklerinde Brezilya'da da devlet başkanlığı seçimleri vardı. Bolsonaro beni bu görevden ancak tanrı alır diye açıklama yapmış bir devlet başkanı sağcı. Onunla solun adayı eski devlet başkanı Lula yarışmaktaydı. Lula %48.4 oy aldı. Beni görevden ancak tanrı alır diyen Mevcut devlet başkanı Bolsonaro %43,2'de kaldı. Her iki aday da %50'yi geçemedi. Seçimde ikinci tura kaldı. Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya sandık başındaydı. Brezilyalılar devlet başkanlığı seçimleri için oy kullandı. Hiçbir aday %50'ye ulaşamadı. Seçim ikinci tura kaldı. Devlet başkanı 30 Ekim'de belirlenecek. Solcu, eski devlet başkanı Lula oyların %48.4'ünü, aşırı sağcı, mevcut devlet başkanı Bolsonaro ise oyların %43.2'sini aldı. Lula 57 milyon, Bolsonaro 51 milyon seçmenden oy aldı. Anketler Lula'yı 10 puan önde gösterse de Lula birinci turu Bolsonaro'nun 5 puan önde tamamladı. 156 milyon kayıtlı seçmenden 120 milyonu oy kullandı. Senato'da, ve eyalet valiliği seçimlerinde kilit yerleri Bolsonaro'ya yakın adaylar kazandı. İkinci tura kalan adaylar ikinci tur için iddialı konuştu. En büyük endişe aşırı sağcı Bolsonaro'nun seçim sonuçlarını kabul etmeyebileceğiydi. Bolsonaro elektronik seçim sistemine güvenmediğini söylemişti. İlk tur sonuçları belli olunca Bolsonaro temiz seçimlere saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Sonuçları zafer olarak niteledi. İkinci turda kazanacaklarını iddia etti. Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle iki yıl hapis yatan Lula da sonuçlardan memnun. Eski devlet başkanı her zaman kazanacağımızı düşündüm. İkinci turda kazanacağımızı eminim dedi. Şimdi Bolsonaro. Beni görevden ancak Tanrı alabilir deyince bu açıklamayı da alkışlayan bir kitle de var. Dünyanın her yerinde var böylesi alkışlar. Tuhaf açıklamaları alkışla karşılayan seçmen. Belki anlamadıkları için, belki e, kafaları karışık olduğu için bilmiyorum. Size tuhaf bir açıklama daha izleteyim. Memleketten bu haber. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Beyefendi demiş ki... ...Türkiye'de bir ekonomik kriz yok. Yani ya ne varmış? Gürcan'a göre yaşadığımız şeyin adı kriz değil, fiyat hareketliliğiymiş. Fiyatlar çok hareketlendi son zamanlarda. bir ekonomik kriz yaşanmadı. Yani tamam bir fiyat dalgalanması, bir fiyat hareketlenmesi oldu. Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar dünyadaki pandemi sonrasında özellikle lojistik zincirinin kırılması, pandemi sonrasındaki tedarik zincirindeki sıkıntıdan dolayı tüm dünyada bir fiyatlanma oldu. Özellikle dünyada baktığımızda tüm emtialar dolar bazında da fiyatlandı. İşte hepiniz burada iş dünyasındasınız. Plastik, pamuk, demir, tüm maddeler geçen yıl çok ciddi fiyatlanma aldı. Enerji yine savaştan sonra bir fiyatlanma aldı. E, Türkiye'de aynı şekilde bir fiyat hareketliliği var ama bir kriz ortamı hiçbir zaman yok. Düşünün ki şu ortamda bile e, bizim istihdamımız her geçen gün artarak işsizlik oranımız düşüyor. O yüzden kriz dediğinizde kapanan fabrikalar, kapanan işyerleri ve kapanan firmalar akla gelir. Çok şükür Türkiye'de sanayisinde hiçbir kapanma yok. Herkes yatırımını artırarak ihracatını artırmaya çalışıyor. O yüzden ben bu bakış açısıyla bakmak gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de de bir fiyatlanma oldu ama kriz hiçbir zaman olmadı kriz olmamış Türkiye'de. Biz peki ne yaşamaktayız? Neyse bu vesileyle Hazine Maliye Bakanı Nebati'nin yardımcısını da görmüş olduk efendim. Yardımcısı da bu beyefendi. İşte o da fiyat hareketlenmesi var diyor. Açıklamayı olduğu gibi ekrana getirmeye gayret ettik. Hiçbir şey yaşanmadıysa bile bir şey yaşandı açıklamasını da duymuştu bu kulaklar. Dönemin AKP'nin e, önemli isimlerinden dönemin AKP'li yöneticisinin ağzından. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haberlerle devam edeceğiz. Bir önce çok iyi bir haberim var. Aslında iki iyi haberim var da. İlki İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yurt yapıyor. Bu çok önemli. Cemaatlere, tarikatlara değil, kişiye, İstanbulluya hizmet dönemi başladı. Bugüne kadar evet belediye